Tam günlerden 2 Eylül pazartesi dedik. Bugün yeni adli yılın açılışı gerçekleşti. Umarım memleketimizde huzur dolu bir şekilde yargının, adaletin olduğu bir Türkiye olur. Ee, söz konusu tabii biz de ilçemizden sesleniyoruz sizlere. Seferihisar'da aynı zamanda avukatımız olan Sayın Irmak Değerli'nin bugün konuğu olduk. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim çok teşekkür ederim Ezgi. Sen nasılsın? İyiyiz bizler de çok sağ olasın. Efendim hem bir ziyaret edelim dedik. Hem de adli yılınızda hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok adi bir yıl olur. Ee, yeni Adli yıl hepimize hayırlı olur. Evet. Ee, Biliyorsunuz biz Adli tatilde de çalıştık. Kesinlikle. O yüzden benim için çok bir şey değişmedi. Sadece belki biraz davaların türü değişecek. Çünkü Hı. Adli tatilde bazı davalara, mesela boşanma davalarına devam ettik. Şimdi tüm davalarımız devam edecek. De çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel yani yoğun bir tempoydu gerçekten. Evet. Yaz sürecinde evet. hani ne kadar yazlık bölgede yaşasak bunların avantajı olsa bile aktif olarak seni birçok adliyede gördüm. Hatta eksik olma gerçekten çok büyük emek verdin bizlere de e, yaptığımız suçu bulma konusunda çok ciddi bir emek sarf ettin. Bu konuda teşekkür ediyorum ekranların huzurunda evet. da. Ne demek ya ben e, burada yaşayan buralı bir avukat olarak e, söz konusu kim olursa olsun e, elimden geleni her zaman yapmaya hazırım. Ee, bu konuda da e, sen bana çok ön oluyorsun gerçekten. Ne demek her zaman. Ee, güzel bir işbirliği yaptık seninle. Evet suçlular. Her zaman Yani inşallah böyle şeylere hiç ihtiyaç olmasın. Ee, ama gerektiği zaman ben her zaman elimi taşın altına koymaya hazırım. Çok sağ olasın gerçekten bunu hissettirdin orada da yani değerli izleyenler de konuyu takip ettiler 6-7 saat biz adliyede kaldık hmm. yani o sürece çok yakında hep yanımızda oldun yani birebir tanıdın hakikaten işiniz çok zormuş Onun da detayını görünce sizlerin de ne kadar yoğun bir tempola çalıştığınızı bir kez daha anlamış olduk. Bir taraftan çok zor bir taraftan da küçük bir yerde yaşadığımız için aslında çok şanslıyız İşimiz evet. çok kolay Kesinlikle. herkese ulaşmamız çok şükür ki çok kolay. Evet. Ee, Kendimizi kolayca ifade edebiliyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. E, o yüzden sonuca ulaşmamız da çok zor olmuyor. Kesinlikle. E, yeter ki iyi niyetli olunsun. E, yeter ki e, hukuki bir zeminde kalınsın. E, o zaman herkes zaten elinden geleni yapıyor. Sonuca da çok kolay ulaşılıyor. Çok. O yüzden ağır. biz yine elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Evet edeceğim. hep diyorlar ya adaletin kestiği parmak acımaz Aynen diye. Abi. Yani şu masadaki görsel gibi hakikaten adil olmak, adaletli olmak çok önemli. Evet. Günümüzde ne yazık ki kişiler yeteri kadar hukuki yollara başvursa da sonucu alamadıklarından şikayetçi. Maalesef. Ülkemizde de böyle durumlar çok sık yaşanıyor. Evet. Umarım kanunlar yaptırıcı daha böyle kanun, cezalar ağırlaşırsa Belki da, o noktada suç oranları da azalır diye umut ediyoruz bizler Yani tabii ki caydırıcı olması çok önemli, <laughs> ee, çok uzun sürüyor davalar maalesef ama öyle bir yoğunluk var ki evet. e, ellerinden geleni yaptıklarına bizzat şahidim. Ama yine de e, bir dava en az 2 yıl sürüyor, e, büyük bir yoğunluk var, herkes çaresiz, herkes elinden geleni yapıyor. Ee, ama yapılabilecek maalesef bir şey yok. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bir an önce sonuçlansın. Ee, uzlaşma sağlanabiliyorsa uzlaşma sağlansın. Ee, kısa evet. sürmesi için yapılabilecekleri e, değerlendiriyoruz. Kesinlikle. Ee, bizim amacımız kimse mağdur olmasın. Ee, uyuşmazlıklar kısa sürede çözülsün. Ee, ve bu olayların olması e, bu şekilde duyurularak önlensin. Kimse yani. demesin yani ben burada suç işlerim, elimi kolumu sallayarak dışarıda gezerim demesin. Amacımız bu. E, suçu önlersek aslında e, bu işin büyük bir çoğunluğunu halletmiş oluyoruz. Bizim de amacımız bu. Kesinlikle. O yüzden haber, habere çıkması, e, senin bunu bu şekilde duyurman çok önemli. E, şimdi bu kaç kişiyi e, caydırıyor aslında? Yoksa düşünsene, e, sokakta saldırıya uğruyor bir kadın e, ve Doğru. elini kolunu sallaya sallaya e, bu saldırgan serbest kalıyor. Bu. E, Böyle olunca insanlar güç buluyor. Ben yaparım bir şey olmaz. Ama görüyor ki sen yaparsın ve cezasını çekersin. Tabii. İşte o zaman o suç oranı düşüyor. Evet. Bizim de hedefimiz bu şekilde bunlara ceza aldırmak için elimizden geleni yapmak. Mağduriyetleri Kesinlikle. azaltmak. İlçemizin daha huzurlu bir yer olması. Çok güzel. Aynı fikirdeyim. İnşallah daha güzel şeyler olsun. Gerçi seni son zamanlarda bir de bir yoğun bir boşanma süreci avukatlığıyla da gördük. <laughs> evet. ee, Seferisar'da en hızlı boşayan avukatlardan diyebilir miyiz? <laughs> yani şöyle e, Seferihisar Adresi çok hızlı çalışıyor. Gerçekten inanılmaz bir kalemimiz var. Çok hızlılar. Herkes elinden geleni çok hızlı şekilde yapıyor. Bizim kalemimizde kimse demiyor. İşte adli tatil ben yapamam. Hiç böyle bir şey yok. Herkes... Evet. E, gerektiği şekilde, hızlı bir şekilde işini yaptığı için ben de çok hızlı şekilde boşayabiliyorum. <laughs> aslında boşanma evet. davalarından çok hoşlanmıyorum. Evet aslında. Ama mecburen, e, bu da hayatın bir parçası. E, bunu da yapmamız gerekiyor. E, ama e, İzmir'den bile e, gelen hakimler var burada boşanmak için. Burada daha hızlı olduğu için. Oo, aslında evet. keramet sadece bende değil. E, Adliyeyle uyumlu çalışıyoruz. Söylesi öyle adresi. öyle söyleyelim. Vay, çok e, güzel. Biz de boşama, hmm. hızlı boşanmaya devam ediyoruz. <laughs> tabii ki. Çok iyi ya. Bir yandan da evet evlenmek kadar boşanmak da, o var. Bu da Yani da. sonuç itibariyle şu son zamanlarda gündemde ne yazık ki insanların artık ayrı yaşama gibi bir şeyler söz konusu oldu. E bu da tabii farklı ayrışmalar, farklı görüşler derken boşanma davaları da gündeme geliyor. Neticede biz sizin daha çok ağır cezalarda suçlu bulma konusunda da başarılı olduklarınızı da biliyoruz. E o noktada da çoğu kişiyi ağır cezadan... ...verat ettiğine de şahit olduk. Özellikle bu dolandırıcılık noktasında da birçok konuda da aslında hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. Evet elimden geleni yapıyorum. Yani ben aslında Seferisar'da... Seferi Sarda avukatlık yapmanın şöyle bir hem avantajı hem dezavantajı her konuda çalışmak zorundayız. Biz İstanbul'daki ofisler gibi işte benim alanım sadece şu, ben şu alanda çalışmıyorum gibi bir seçim yapmamız mümkün olmuyor maalesef. Ben hiçbir müvekkilimi mümkün olduğunca geri çevirmemeye çalışıyorum. Bilmediğim bir konu da olabilir. Araştırma yapıyorum, öğreniyorum, elimden geleni yapıyorum. O yüzden boşanma davalarına da bakıyorum, Ağır cezalara da bakıyorum, işte mal mülk bu ortaklığın Tabii. giderilmesi gibi, işte mirasla ilgili davalara da bakıyorum, icaları da bakıyoruz. Çok yani güzel. her konuda elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden Çok. de e, tek bir alanda değil de birçok alanda başarılı olmak bizim hedefimiz aslında. Çok güzel. Başarılarınızın devamını Çok diliyoruz Çok teşekkür ederim. De. Hep birlikte inşallah. O, medya ailesi olarak Çok takdir ediyoruz ederim. efendim sizlere de. Buradaki Seferi Serde kayıtlı avukat meslektaşları da aynı şekilde günlerini kutluyoruz efendim. Yeni 7 yıl da hayırlısı olsun istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.